canlarım, herkese selamlar olsun. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Bugün çok eski bir arkadaşım bize misafirliğe geldi. Onunla biraz hüzünlendik. Ata ile beraber onu dinledik. Çocukluk arkadaşım olan bir öğretmen hanımefendiydi bu. Bu öğretmen hanımefendi kanser hastası olmuş. Aynı bizim Billur Kalkavan gibi kemoterapi görmüş, saçları gitmiş. Dedim ki, ya insanın dedim saçı gidebilir. Kaza geçirip kolu gidebilir. Veya ne bileyim başına başka bir şey gelebilir. Çok zenginken iflas edebilir. Çok iyi bir işi varken işini kaybedebilir. İşte Suriye'deki gibi bayrağını kaybedebilir, vatanını kaybedebilir. Kaybetmeyeceği tek şey insanın gururu, şerefi, haysiyeti olmalı dedim. Çok üzüldüm. Onu uğurladık. Uğurladıktan sonra Ata'ya dedim ki, ya Ata, şu duyguyu ben çok sık böyle kafamdaki saçı tıkır 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 keserim biliyorsunuz. Peruklar meruklar takıyorum. Bunu dedim hem Billur Kalkavan için hem de dedim bu arkadaşım için. Yani o arkadaşımın adı Figen. Kızın soyadı da arsız ama kendisi çok gururlu, çok özel bir kız. Her ikisi ve tüm kanser hastaları için böyle bir şey yapmak istedim. Atadan da şimdi saçları mustura yapacağım. Makine. Ama ben dedim ki biliyorsun şöyle bir trend yapalım, böyle güzel bir model yapalım. Yok istemiyorum. Şöyle güzel şeyler şekil verelim ama. Yapmışken tamamen yapmışken. O zaman direkt giriyoruz. Onu. Direkt gir. Tamam. Bak bu arada kesiyor. Ay süper yaptım valla. Şekil de verecektim ama böyle yok üzüldüm. Ha, böyle mi kalsın yoksa? Yok yok, şey olması kalmasın. Böyle kesin. Kanalı yapacak gibi oldum ha? Yok yok. Ben tamamen kesilsin istiyorum be Ata. Tamam. Bu arada Ata beni ustura yapıyor. Şöyle görüyoruz. Bak tabii ki. Aşkım senden başka beni beğenecek insan istemiyorum ki. Bak hop. Önden de yap da görsünler. Ama bak. Kıyamam ben aşkım. Hadi be aşkım ya. Kıyarsın be canımın içi. Kıyarsın, kimse beğenmeyecek. Hatta daha hoşuna gider senin. Ha? Çek bak elini de görsünler. Hop. Ata çatır çatır kıyarsın valla. Kimse beğenmesin diye bana var ya. Her gün tıraş edersin sen beni. Bakmayın böyle salon adam olduğuna. Bir kıskanç. Allah yarabbim. Bir de ben kendime kıskanç derdim ya. Atanın kıskançlığı öyle böyle değil valla. Kesinlikle. Ya acayip yani. Ay ben seni yerim ben seni. Canımın içi. Ve... Yanları kestim. Şimdi üste geçeceğiz ama. Üstten aslında burada tamamen kesin. Öyle mi diyorsun? Evet ya, ben de hazırlıklı olayım psikolojik olarak. Hiç. Hop. Vurdum artık. Geçmiş olsun. Billurcuğum bunlar senin için. Sevgili dostum. Senin için. İkiniz için bunları yapıyorum. Çünkü kanser hastaları için. Bir de ameliyat oldum biliyorsunuz buradan. Bakın. Şu da var. Ya millet diyor ki nasıl utanmadan, saklamadan bunları yapıyor. Öyle ya. Zaten ben ameliyatlarımı yaptırırken gösteriyorum ya. Neyini saklayacağım, şey mi diyeceğim yani. Yok hayatım, bende hiç estetik yok. Bir de o moda ya şimdi. Oh. Şu yanları da al. Tamam. Şurayı bir bak. Hop. Şimdi avantgard makyajlar yapacağım. Emin misin? Dibi dipliyorum. Diple aşkım. Diple. Tamam. Peki. Diple. Hop. Hem de hiç olmazsa çok narkoz aldım ya. Bak, narkoz aldığım için saç tellerim de incelir. Şimdi kalınlaşır da. Kolay değil, 8,5 saat yani ameliyat olmak ne demek Ata? Kesinlikle. Kaç kere mesela kestik ama kökten de kesmek lazımdı. Bir şey olmaz, korkma ya. Dikişler de patlasa ne olur be Atam. Senin elinden öleyim be. Canım benim, yok benim. Allah korusun ya. Üzülür müsün Ata ben ölürsem? Çok manyak mısın? Ne biçim konuşuyorsun? Ha? Ay duygusala da bağlar. Çok aşık benim kocam bana. Yerim ben çok, seni. Çok tehlikeli. Öyle şeyler söyleme yani. Seviyor musun Atan beni? Çok saçmalama. Ölüm bölüm kelimelerini almak iyi bir şey değil mi yani? Gerek yok yani. Bana başıma bir şey gelse. Ay Allah korusun. Kocam. Bak hala mi konuşuyor ya. Hani diyorlar ya. Aa bak Sisi. Filtre var. Al şimdi filtresiz çekiyorum. Al şimdi. Hadi bu kadar kalmışken. Sıfır makyaj. Suratta krem yok. Saç yok.
Photoshop yok. Filtre yok. Krem de yok. Bir atanın aşkı var. O da zaten beni güzelleştiren yegane unsur. Ay. Seni çok seviyorum aşkım.